Bu natal harita arkadaşlar Vladimir'in e, haritası, e, Putin'in haritası. Putin'in e, yükselen akrep olduğunu görmekteyiz 3 derece e, arkadaşlar. Demek ki burada ASC dispositör Mars ve yay e, burada kendisinin çok uluslararası bir kişi karakter olduğu, uluslararası e, e, iletişime geçtiği veya uluslararası konularla e, ticaret yaptığı, maddi kaynak sağladığı burada görüyoruz ama çok büyük bir, bir gücünün olduğunu görmekteyiz. Mars'ın özellikle Pluto'dan desteği. Mars'ın özellikle Lilith'ten desteği dev şey, yay burcu üzerinde olması gerçekten Putin'i çok güçlü yapıyor. Pluto, Mars, Lilith dinlesi gerçekten çok güçlü bir harita sahibi olduğunu bize gösteriyor. Yine Merkür'ün Mars'la seksil olması bu adamın gerçekten e, ondan sonra çok atarlı, çok tutarlı e, bir karakter olduğu görülüyor. Özellikle e, Natal haritasında arkadaşlar incelediğimizde a, e, 12. evini Satürn ya yani terazi burcu Satürn e, burada Neptün'le beraber e, arkadaşlar 12. evde olması. Bakın bu karakter Satürn-Neptün kavuşumu gizli bir otoriteden. Bakın otorite yücelimde Satürn terazide yücelimde 12. evde 12. ev gizlidir. Dolayısıyla Neptün de gizle, gizler. Satürn-Neptün kavuşumu olması özellikle bu adamın çok güçlü gizli bir otoritesi olduğunu. Yani arkasında sürekli güçlü bir devletin ya da güçlü birilerinin olduğunu burada görmekteyiz. Yani bu Putin çok güçlü bir haritası var. Burada özellikle siz bu adamı gerçekten hiçbir zaman tam olarak keşfedemeyeceksiniz. Ee, size zayıf gösterecektir kendini. Güneşi terazi olduğu için yasayı kendini biraz zayıf gibi adlandırabilir ama gerçekten arka planda çok güçlü bir karakter olduğunu görmekteyiz. Özellikle çatışmacı ruhu e, ondan sonra e, olduğunu görmekteyiz. Yine haritanın en tepesinde Pluto'nun uçutma kalıbının ateşlediğini görüyoruz bakın. Burada bir uçutma kalıbı var ve Apex noktasında Pluto lit kavuşumu var. Bakın Kuzey Aydın kovadan kalkıyor ve Pluto'ya gidiyor arkadaşlar. Aslan Burcu'na gidiyor. Özellikle bu adamın namı çok büyük bir güç yani elde etmesinden kaynaklanıyor. Pluto, astrolojide ve mitolojide cehennem bekçisi olarak bilinir. Güç te e e temsil eder ve arkadaşlar entrikacıdır Pluto. Zaman altından su yürütür, hiçbir zaman sana gerçek yüzünü söylemez. Dolayısıyla e Pluto aynı zamanda astrolojide büyüyle, sihirle de ilişkilidir. Özellikle bu kişinin Putin'in metafizik istihbarat yaptığı çeşitli büyücü, astrolog vesaire birçok kişiyle de iletişimde olduğu söyleniyor. Bu haritada var mı? Evet bu var ama asla bunu ispatlayamazsınız. Ancak bu haritasına gerçekten çok büyük bir güç elde ettiğini. Özellikle bu savaşta da arkası bir astrolog olduğu konuşuluyor. Evet baktığımızda haritanın kök noktasında Juno'nun Kova burcunda ve kuzey yönü gittiğini dördüncü eve doğru giriş yaptığını haritasında görmekteyiz. Evet böyle bir karakter var bir astrolog. Yine baktığımızda Pluto ve en tepede görmekteyiz. Yine bu adam gerçekten arkadaşlar hani büyü, sihir geç, yani metafizik istikbarat astrolojik istikbarat elde edebilecek bir kişi. Yer altından su yürütebilecek ve asla bu adamı gerçekten tam olarak tanımlayamayacaksınız. Burada baktığımızda özellikle Putin e, arkadaşlar ve işte ben birkaç yerde izledim. E i̇şte bazı savaş stratejisi uzman ustalarımız abilerimiz diyorlar ki işte Rusya, Ukrayna e işte hiç ateş açmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Rusya içeri doğru giriyor. Bir sürü konvoy e, araçlar sıralandı. işte araçlar içeri doğru da, e, giriyor hala. Ukrayna bir tepki vermiyor. Neden tepki vermiyor? Yok işte gemileri Rusya'ya gönderdiği Sahilde Ukrayna koruma yapmıyor elinde. Koruma var ama yapmıyor. Neden yapmıyor? Bunun nedeni işte Rusya'yı içeri doğru çektiğini, Rusya'yı zayıflatmak istediğini, Amerika'nın da bu işin içinde olduğunu söylüyorlar. Ancak ben size şunu belirteyim Bu adam oyuna gelmez. Bu adam oyun kurar. Tamam mı? Bu adam oyun kurar. Eğer e, özellikle Ukrayna bunu planlıyorsa, Amerika bunu planlıyorsa Rusya bu planı biliyordur muhtemelen. Dolayısıyla o da ona göre bir plan kuruyordur. Dolayısıyla arkadaşlar ee, bu da o içeri ilerlemeyi ona göre kullanıyordur diye düşünüyorum. Bir kere öncelikle ben şunu söyleyeyim. Yani direkt size filmin sonunu söyleyeyim mi? Yani Rusya'ya karşı, yani Rusya'nın canını sıkarlarsa, Rusya tüm dünyaya savaş açar. Onu söyleyeyim. Ve elinde bu gücü var mı? Böyle bir harita, arkadaşlar biz bunu kriminal suçla psikopat haritası olarak inceleriz genellikle. Bu tarz haritaları. Ee, yani arkadaşlar bu tarz haritaların özellikle çok büyük güç elde ettiğini görmekteyiz. Tabii ki ben hani e Yine psikopat demek istemiyorum yani sonuçta burada beni gelip takıp da beni de bana da bir zarar gel vermesinler bu noktada şöyle demek istiyorum yani bu haritalar genellikle e, böyle generallerde genellikle askeri e, yani şimdi şöyle biz mesela astrolojide arkadaşlar bir generalle bir psikopatı e, bir e, şeyi ayıramıyoruz çünkü e, arkadaşlar ikisinde de güç var komuta merkezi var e, mesela ama birisi eğitim almış bir e, ondan sonra birisi eğitim almış, etik kültür görmüş ve bu konuyla ilgili kendini eğitmiş ve askeri general e, olmuş, askeri bir deha olmuş. Birisi de e, arkadaşlar bu konuyla ilgili eğitimi almamış ve sokak serserisi olmuş. Şimdi burada birisi psikopat, birisi general. Baktığımız zaman arada ne var? Eğitim ve coğrafya ve aile konusu. Yani ne hangi arkadaş çevresine yetişti? Nasıl bir şeyde yetişti? Bunlar arkadaşlar kişinin tamamen kendi doğal e, hani Seçimleriyle meydana geldiği için yani arkadaşınızı kendiniz seçiyorsunuz. Ee, dolayısıyla tamam ailenizi seçemiyorsunuz ama e, Putin'in özellikle bulunduğu çevrede almış olduğu eğitimler dolayısıyla bu adamı savaş dahisi yapar. Yani bu adam çok üstün bir deha, savaş dehası diyebilirim. Ee, burada bu adama karşı e, kimsenin gelebileceğini zannetmiyorum. Ee, Türkiye yani benim dünyada gördüğüm en önemli lider haritalarından bir tanesidir Putin'in haritası. Genellikle liderlerde zaten biz 9. ev, 10. evde e, Pluto görmekteyiz. Tayyip Erdoğan'ın da haritasında e, e, arkadaşlar 9. evde Pluto var e, ondan sonra. Ama e, Putin'in haritası valla arkadaşlar bütün dünyadaki liderlerin en üstünde bir harita diyebilirim. E, benim gördüğüm en güçlü haritalardan. Hani ilk birdeki, ilk, ilk üçteki harita diyebilirim bu noktada. Gerçekten bize de zaten bunu e, kendisi de hissettiriyor. Bu noktada özellikle arkasında gizli bir devlet olmalı. Satürn'ün terazi burcunda olması, Güneş-Satürn kavuşumu olması bu kişinin çok güçlü bir <laughs> gizli bir otoritesinin olduğunu ve arkasında bir devlet olduğunu düşünüyorum. Ama bu adamın her zaman gizli hiçbir zaman bakın ajan ruhunu burada görmektesiniz. Merkür'ün terazi burcunda 12. ev çıkış kapısında olması bu adam çok önemli istihbaratlar topladığını görmektesiniz ki dünyanın en önemli istihbarat kaynağını Rusya vermektedir bunu biliyorsunuz. Geçen videomda size Türkiye'deki darbe olayını bile Rusya bize söyledi. Amerika sevmediği için FETÖ darbesinde FETÖ'yü Amerika menşeli olduğu için Türkiye'de Türkiye'nin FETÖ'nün eline yani Amerika'nın eline geçmemesi için Putin yanında Amerika'yı asla istemiyor arkadaşlar. Bu savaşın gerçek nedeni aslında benim tespit ettiğim kadarıyla bu. Türkiye'de bu yüzden Putin darbeden kurtarmıştı. Benim elimdeki kaynaklar hani Tayyip Bey, Sayın Tayyip Bey'in bana da eniştem söyledi dediği konuda Tayyip Bey'in darbe gecesinde 15 gün önce yok olduğunu, ortadan kalktığını görüyoruz. Hani ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bu haberi nereden aldı? değil mi FETÖ'cüler onu arıyordu. Bulamadılar. Neredeydi? Bu istihbaratı kim verdi? Bitin içinde bir sürü FETÖ'cü varken bize bu istihbaratı kim verdi? Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada baktığımız zaman arkadaşlar Rusya'yı görmekteyiz. Rusya çünkü dibinde Amerikan menşeli bir devlet istememekte. Dolayısıyla Putin e, Cumhurbaşkanımızı aradı ve dedi ki sana darbe yapmaya çalışıyorlar. Listesi de burada. Hatta yapan kişilerin listesini Putin bize ilettiğini. Benim elimde bilgiler bu yönde arkadaşlar. Dolayısıyla e, yani oradaki enişte Putin'di. Eee Rusya Ukrayna'ya niye giriyor? Çünkü Ukrayna savaş olmadan önce önce şu tarz açıklamalar yaptı. Şu tarz girişimler yaptı. Rusya Amerika'ya bir nevi kuyruk salladı. Bir nevi tabiri caizse Rus şey pardon Ukrayna Amerika'ya bir nevi kuyruk salladı. Ukrayna Avrupa Birliği'ne girmeye çalıştı. işte Birleşmiş Milletler'le bir şekilde böyle yakın ilişkiler kurmaya çalıştı ve Rusya'nın bu dikkatini çekti ve bunu engellemek adına Rusya Ukrayna'ya tepkiler verdi. Bunun üzerine ortalık gerilmeye başladı. Bunları birazdan astrolojik haritalarda da göreceksiniz. Bu ikili zaten hiçbir zaman anlaşamayacak. Dolayısıyla bu savaşı da kimse uzlaştıramayacak. Bunları belirteyim. Burada bu adamın gerçekten arkasında çok ciddi bir devlet, çok ciddi bir güç olmalı ki bu adam bu güce dayanaraktan bu kadar zaten kendi güçlü yeterli değil. Bu gücün arkasında bir güç daha var arkadaşlar. Bu güç kim olabilir? Baktığım zaman özellikle Putin'in arkadaşlar Çinle olan bir ilişkisi olabileceğini tespit ediyorum. Çünkü burada arkadaşlar yani çünkü. En büyük topraklara sahip ve en büyük yüzölçümüne sahip olan Rusya'yı görmekteyiz dünya haritasında yine ikinci devlet olarak Çin'i görmekteyiz. Bu ikili birbiriyle uzlaşabilir mi? Çünkü e, genellikle e, dünya hükmetmek yani büyükler birbirleriyle savaşarak güç kaybetmek istemezler. Genellikle büyükler büyük güce sahip olanlar birlikleriyle birliktelik yaparak diğer küçükleri yok etmeye çalışırlar. E, biliyorsunuz bu bir stratejidir. Dolayısıyla Çin peki Rusya ile anlaşıyor olabilir mi? Rusya ile ikili ilişki kuruyor olabilir mi? Kuruyor olabilir. Bunu inceleyeceğiz astrolojik olarak. Mümkün ee, arkadaşlar. E, Türkiye'de burada ne olur peki? E, Türkiye burada arkadaşlar dediğim gibi Türkiye geçen videodan da Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan yani burada toplanarak böyle bir Türk birliği oluşturabilirse eğer gerçekten Rusya e, ha diyeceksiniz şimdi hocam Azerbaycan'a izin vermez ki Rusya e, ondan sonra yani çok büyük bir toprak, çok büyük bir alana sahip olan iki devlet ortasında bir devlet daha ister mi? Rusya, Kazakistan'a, Özbekistan'a ne bileyim, Azerbaycan'a baskı yapar mı? Bu konuyla ilgili Türk Türkiye'nin burada bir birlik kurmasına izin verir mi? Arkadaşlar verebilir. Bu konuyla ilgili ama tabii ki ben siyasi otoritelerin birbirleri nasıl uzlaştığını anlaştığını bilmiyorum. Astrolojik verilere konuşuyorum. Burada ben 3 tane güç oluşabileceğini düşünüyorum. Özellikle e, ileride 2026'dan sonra bu gücün oluştuğunu göreceksiniz e, yani 2006-2027'den sonra e, özellikle Türkiye'nin e, bu Rusya'nın e, arkadaşlar bu bölgeye hakim olmak ise Avrupa'ya kadar dayanmak istemesi e, ve yine arkadaşlar Çin var Çin'i kimse hesaba katmıyor ama arkadan Çin var Çin burayı çok ciddi destekliyor Rusya'nın ilk savaş ilanında ilk bunu kabul eden ve Rusya'nın yanındayız diyen açıklaması yapan Çin'di Dolayısıyla bu noktada Türkiye uzlaştırma yapmaya çalıştı. Ancak arkadaşlar dediğim gibi yani burada ne Ukrayna ne de Rusya ile burada e, kötü düşmek istemiyor. Türkiye'nin stratejisi gayet iyi ve daha önce yapılmış olan anlaşmalar gereğinde e, ondan sonra iki devletle de arasını bozmak istemiyor. Bu savaşı uzlaştırmaya çalışıyor ancak bu savaş bir şekilde uzlaşma kabul edecek tarzda değil. Bu noktada dolayısıyla burada bir karışıklık e, ve buradan gelecek olan karışıklık özellikle arkadaşlar Türkiye'yi böyle bir birlik kurmaya sürükleyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar, inşallah kafayı çalıştırır bizim siyasi liderlerimiz de böyle bir birlik için konuyla ilgili görüşmelerini sonlandırır, görüşmelerini yaparlar, gerekli uzlaşmaları sağlarlar diye düşünüyorum. Bu anlamda baktığımız zaman özellikle gelecekte böyle bir olasılık mevcut. ve Bu savaş öyle çabuk bitecek gibi durmuyor arkadaşlar. Şimdi burada. E, Vladimir'in haritasına baktığımızda gerçekten çok tehlikeli bir haritası olduğunu, kinder olduğunu e, yine kafaya taktığı şeyi yapabileceğini, e, burada harekete geçebileceğini görmekteyiz. Yükselen Akrep arketipiyle önümüze çıkmakta. Venüs Ar Venüs Akrep arketipiyle önümüze çıkmakta. E, arkadaşlar olduğunu görmekteyiz. Burada özellikle Jüpiter, Pluto, bakın e, şu anda bu savaşı tetikleyen yani transit Uranüs Arkadaşlar Putin'in natal haritasında e, karmik tekrar Aslan burcunda bakın bu tetikleniyor şu anda. Bu tetikleniyor şu anda. E, özellikle Uranüs'ün 2026'ya kadar Boğa burcunda sürekli retro hareketleriyle git gel yapacağını öne sürersek zaten buradan natal haritadan bile e, bunu direkt olarak şunu diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu savaş 2025-26'dan önce bitmez gibi duruyor. Progress haritada birazdan inceleyeceğim. Bakın Uranüs'ün Jüpiter'e doğru gitmesi, karmik dekareye doğru ilerlemesi burada özellikle ikili ilişkiler konusunda devlet liderlerin artanı 7. ev yani bu yani yani bu evlilik evidir 7. ev ama bu sadece evlilik evi olarak okunmaz. özellikle lider haritalarında burada ikili ilişkiler olarak yine devlet otoriteleriyle karşı muhatap olduğu kişilerle olan ikili ilişkilerindeki durumunu da verir. Özellikle Uranüs'ün Venüs'le karşıtlığı işte Putin'i şu anda maddi olarak yaptırımlar uygulamaktalar. Ee, i̇şte parasını yok İsveç şöyle yapmış yok Norveç bunu demiş. Arkadaşlar bu Putin'in pek de umurunda olacağını zannetmiyorum. Ee, ondan sonra özellikle burada karmik bir tekara olduğunu görmekteyiz. Ee, Natal haritasına Putin'in. Ee, burada vatanla ilgili çok ciddi bir şekilde bu gerilimi çözmeye çalışacaktır. Bu yıl bir kere kafadan arkadaşlar yani iki yıl bu olayın gideri var. Çünkü tutulmaların da bu akrep aksında olduğunu ve burada özellikle bu yıl 25 Ekim'de Putin çok önemli olaylar olacak. Yani Putin Nisan ayında yani inşallah arkadaşlar inşallah yani olmaz bu dediklerim. Ee, ama astrolojik veriler Putin çok ciddi silahlarını kullanabilir Nisan ayından sonra. Ee, nedenini göstereceğim şimdi birazdan size arkadaşlar. Bu Putin'in haritası çok güçlü. Bu Putin'in arkasına geçtiği devlet olabilir. Çünkü Satürn'ün terazi burcunda güçlü bir devlet olduğunu gösteriyor 12. evde. Bu devlet kim? Bu devlet arkadaşlar, bu devlet Çin olabilir. Çünkü benim aklıma başka bir devlet gelmiyor. Çünkü burada yüz ölçümü en büyük olan, yani ben savaş stratejisi olarak ben savaş stratejisi değilim. Ama aklıma bu mantık geliyor. Yani iki güçlü devletin birbirleriyle savaşarak zayıflamaları mantıksız. Dolayısıyla dünya üzerinde hep böyle olmuştur. Güçlü olanlar küçükleri birleşip küçükleri yer. Dolayısıyla Rusya bu savaşa kalkışıyorsa kesinlikle Çin'in onayını almıştır. Zaten biraz önce yayınlık söylediğim gibi Rusya yani savaş ilan ettiğinde Çin anında hemen direkt kabul etti ve dedi Rusya'nın savaşında yanındayız dedi. Ee, bakın bunu ilk kabul eden Çin oldu. Yani bu bizim dikkatimizi çekti ve bu anlamda incelediğimizde Çin de devreye giriyor. Çin şu an sessiz bir şekilde devam etmekte yalnız Çin'in hatasında e, gerçekten çok ciddi bir eee olduğunu ve özellikle Ukra e, Ukrayna'ya karşı yani Rusya'yı desteklerse neler olabileceğini incelediğimiz özellikle Çin ile Rusya'yı karşılaştırdığımızda arkadaşlar çok enteresan bir güce sahip olduklarını görmek. Putin'in şöyle bir videosu da var. Youtube'da karşılaşırsınız. Kaç tane Putin var? Putin ee, ee, dublör kullanıyor mu diye videolar var. Bunları da araştırdığımda Nataradası ile kıyasladığımda bu adam dublör de kullanabilir. Bu adamın 20 tane dublörü de olabilir. Yani bu adam ee, ölümsüz olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle ki. Yani bu adamı öldürsen de hangi Putin'i öldürdüğünü bulamayabilirsin. Ee, yani tam emin olamayabilirsin. Hangisi gerçek Putin bilemeyebilirsin. Dolayısıyla çünkü bu ortanın en tepesinde uçurtma kalıbında çok gizli entrikalar. Ne bileyim e, ya bu adamın asla gerçek yüzünü bulamayacaksınız. Bu hocamın asla gerçek kimliğini bulamayacaksınız. Hani dedikleri doğru. Hani Putin e, dublör kullanıyor mu? Kullanıyor. Kaç tane Putin olduğu belli değil. Sen bir kere hani öldürdünüz de Putin'e bir şey oldu da hangisinin olduğu belli değil. Hadi diyelim ki tamam o konu başka konu. Geçelim savaşta yorulur mu? Bu adam yorulmaz. Rusya artısı çok güçlü. Çin arkasında. Yine yani burada baktığımızda